Yazarak dünyayı değiştirmeye çalıştık. Bunca yıldır T24'te ne kadar başarılı olduk bilemiyoruz. Çok değil herhalde. Şimdi konuşarak deneyeceğiz. Video söyleşilerle ve video yorumlarla karşınızda olacağız. Merhaba sevgili T24 okurları ve seyircileri, artık öyle diyelim. T24'te video söyleşileri hepinizin yakından tanıdığı önemli bir isimle başlıyoruz. T24'ten de yakından tanıyorsunuz aslında. Yazılarını yıllarca okudunuz. Ekranlardan biliyorsunuz. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Bekir Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı uğurlu olsun. Evet, nasıl buldunuz yeni ofisimizi ve yeni stüdyomuzu? İlk defa kuruyorum şimdi. Ama Türkiye medyası için büyük bir adım olması dileğiyle. Harika, tarihi bir cümle oldu. Bu da kayıtlara geçti. Böylece. Ama T24'ün o, ne diyelim, doğuş iradesine, ruhuna geri dönüş gözlüyorum ben. Bu yeni mekanda Murat Sabuncu, Aydın Engin, sen... Eskiler de başlıyor. Ben de onun için buradayım. Valla benim için de keyifli. Harika. Çok güzel. Gerçekten tarihi cümlelerle başladık. Yeni yayınımıza, Siftah yayınımıza ve burada yeni ofiste gördünüz. T24 mutfağının da yeni halini gördünüz. Ama biz T24 mutfağından çok Türk yeni mutfağına bir bakalım. Şimdi menemeni soğanlı mı, soğansız mı? Sizin son araştırmalarınızdan biri soğanlı. Ne gösterdi o araştırma? Soğanlı dedi. Yani o biliyorsunuz Vedat Milor'un Twitter'da ortaya attığı bir tartışmaydı. Ama önemli olan şuydu. Twitter gibi bir ortamda, yani bir sosyal medya ortamında Vedat Bey'in o sorusuna 400 binden fazla cevap vardı. Bence ilginç olan şey, Twitter'da böyle bir soruya ve böyle bir gündemin, ülkenin genel koşullarından, siyasi ikliminden, güncel gailelerin içinde böyle bir soruya 400 binden fazla katılım bile kendi başına bir ima. Nedir o ima? Benim okumam, İnsanlar birazcık da hani hayat yorulduk, yani genel olarak Türkiye toplumunun bir umuda ihtiyacı var. Hepimizin umutlanmaya ihtiyacı var. Çok gerilimli bir 5 yıldır geçiyor. 5 yılda yanlış anımsamıyorsam 6 kere sandığa gittik mesela, ki işte 5 ay sonra bir daha gideceğiz. Siyasetten mi yoruldu toplum? Siyasetten yoruldu. Siyasetin sorun çözme kapasitesinin neredeyse en düşük seviyelerine inmiş olmasından, sadece iktidar muhalefet hep beraber, yani siyasetin umut vermiyor olmasından, biz duygusunun parçalanmışlığından, bu kutuplaşmadan, kutuplaşmanın gündelik hayata yansıyan manevi şiddete müzağırlıklı ama maddi şiddete zaman zaman, işte metrobüste metroda kısa etekli diye veya işte onun başı şöyle, saçı böyle diye müdahalelerden söz ediyorum. Genel olarak Türkiye insanının bir umutlanma ihtiyacı var hepimizin. Peki o araştırmada, o soğan sarımsak bölümünü geçtikten sonra aşağı iniyoruz ve orada soğanlı ya da soğansız diyenler artık başka konulara bağlanıyor ve orada Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorun, ekonomik kriz ya da orada getirildiği şekliyle doların düşmesi neye bağlıyor halk? O konuda hatırlıyor musunuz? Ne tür sonuçlar çıktı? Şöyle, yani biz doların ya da dolar kurundaki oynamaların, oynamalara dair kanaatin, özellikle seçime dair ya da siyasi tercihlere dair sorularda soruya net cevap vermek istemeyen, kaçınan, yani kararsızım diyen, hani geleneksel tabiriyle kararsızım diyen insanların gerçekte hangi fikre ya da hangi oya daha yakın olduklarına dair çok önemli bir ipucu içerdiğini tespit ettik. O nedenle de aşağı yukarı 2 yıldır hemen her araştırmamızda o soruyu soruyoruz. O soru bizim açımızdan bir nevi siyasi tercih sorusunu bütünleyen bir soru. Çünkü ülkedeki yaşanan kutuplaşmadan, siyasi kutuplaşmadan dolayı kategorik olarak AK Parti'nin çekirdek seçmeni dediğimiz bir küme var ki, yabancıların oyunu bu dolardaki. Dış güçler diye. Yani. Kategorik olarak bir muhalif AK Parti karşıtı küme var ki, onlar da doğrudan bu hükümetin yanlış politikaları diyor. Cevaptan kaçınanlar ya da siyasi tercihi bu konuda fikri olmayanlar, elbette samimiyetle olduğu kadar, bir yandan da hani ortada durayım diyenler, hem o var hem bu var diyordu. Ama biz özü itibariyle bu soruyu dediğim gibi siyasi tercihe dair bir emare olarak soruyorduk. Dövize dair değerlendirmenin doğrudan kendi cevabıyla ilgilenmekten daha çok. Ama bu iki yıllık seri içinde şöyle bir değişiklik oldu ki, önceleri hayatımı ilgilendirmiyor diyenler örneğin %25'ler mertebesinde iken, şimdi bu örneğin Eylül ayı itibariyle yakın zamana geldiğimizde ve reel olarak kur ve gündelik hayata yansımaları bu kadar ağır hissedilmeye başlanınca %10'un altına düştü.
Ama hala %30'lar 30-35 aralığında bir küme var ki bu dolardaki oynama tümüyle dış güçlerin operasyonu diye bakan. Orada benim hatırladığım bir de dış politika alanında sorular vardı. İki şeyi birlikte ben sorayım size. Bir AB ile mesafe konusu vardı. AB'ye girmek girmemek o güncel durumda. Nasıl? Bir de NATO'yu eklemişsiniz orada. Ne tür sonuçlar çıktı? Şu Avrupa Birliği ve NATO meselesi ya da dış politikaya dair konularda ya da Türkiye insanının dış dünyaya bakışına dair meselelerde şöyle bir seri halinde aşağı yukarı 10-12 yıldır izlediğimiz bir takım seriler var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'ne bakış. Genellikle hep şöyle bir ortalamadan seyreder. Aşağı yukarı bir %25'lik bir küme vardır. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne kesin girmeyelim diyenler. Bunlar zaman zaman diyelim 5 sene önce daha ulusalcı gibi görünen ama bir yandan da kendini solcu sayan kesimler de vardı bunların içinde. Bugün de diyelim orada bir shift oldu. İşte AK Parti'ye oy verenlerin içinde biraz daha çoğunlukta oldu. Ama aşağı yukarı bir %70-75'lik küme nin yarısı 40'lar mertebesinde 35-40 Avrupa Birliği'ne her zaman girelim der. En kesin kararlı bu 12 yıllık seriden konuşuyorum. En kesin kararlı Avrupa Birliği yandaşları örneğin Kürtlerdir. Onlar her zaman Avrupa Birliği'ne girelim derler. Bir kesim, belli bir kesim ise Avrupa Birliği ile o güncel siyasetin ürettiği duyguya bağlı salınımlar içinde hareket ediyor. Şöyle bir değişiklik oldu ama giderek arada tabii ki bir düştü Avrupa Birliği'ne destek. Ama son zamanlarda, son bir yıldır Avrupa Birliği'ne destek tekrar yükselişte. Ve ne olalım ne olmayalım diyenler azalıyor ya da gri alan azalıyor. Biraz daha yandaşları çoğalıyor. Yandaşları ne oranda? Özellikle şimdi bu referandum konusu falan gündeme getirilince önemli bunlar. %40'lara falan geldi. %40'lardı. Şimdi burada bizim okumamız şu. Türkiye insanı yani peşinden belki o bulguyu da söyleyerek yorumumu söyleyeyim. Bulgumuz şu. Avrupa Birliği diye veya NATO diye sormadan İnsanlara şunu sorduğunuz zaman, gözünü kapatıp hayal et ki Türkiye nasıl bir ülkeye benzesin, hangi ülkeye benzesin diye sorduğunuz zaman %60'ların üzerinde bir insan kümesi Türkiye'de bir batı ülkesi söylüyor. 50'ye yakını Avrupa ülkesi söylüyor. İşte İngiltere, Amerika gibi daha Atlantik ve ötesini de eklediğiniz zaman 60'ları aşıyor. Şimdi bu bulguyla beraber Avrupa Birliği'ne tepkiye baktığım zaman bizim tespitimiz şudur bütün bu araştırmalardan kavradığımız veya gözlediğimiz. Türkiye insanının hayattan beklentisi Avrupa Birliği'nden veya dış politikadan, dış ilişkilerden de beklentiler hep ekonomik. Ekonomiye dair bir şey. Yani işte istihdamın düzelmesi, ekonominin refahın yükselmesi vesaire. Ama korkuları var, kaygıları var Türkiye insanının bu konularda. Ve o korkular, kaygılar da genellikle kültürel. Yani bir kesim var ki örneğin daha dindar ya da AK Parti seçmeni diyelim ya da daha muhafazakar hayat tarzı olan kümelerde korkular işte geleneklerin değişmesi, ahlakımızın bozulması gibi ya da daha milliyetçi, ulusalcı gibi sayabileceğin duygulardan hareket eden kümede işte ülkenin bölünmesi, Avrupa Birliği ya da Batı bizi bölmek istiyor gibi korkular. Ya da hayat tarzı kentli, daha modern, batıya daha yakın insanlarda örneğin işte Türkiye'de otoriterlik veya hayat tarzı baskıları vesaire gibi. Ama bir yandan da duyguları Türkiye insanının güncel siyasetten besleniyor. Dolayısıyla bir Avrupalı politikacı ya da Türkiye'yi yönetenler veya muhalefet lideri dahil, Türkiye'li bir politikacı ve politik söylemde eğer Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir sertlik, lümpenleşme ya da işte Sarkozy gibi insanların, Le Pen gibi insanların ya da Avusturya'dan bir politikacının Avrupa'ya Türkler hak etmiyor gibi söylemler yükseldiği zaman Türkiye insanı o duygularıyla girmeyelim ulen deme moduna geçiyor. Ama daha rasyonel bir yerden, kendi ihtiyaç ve taleplerinden baktığı zaman da ekonomik refah seviyesi, ekonomik kurum ve kuralların oluşması ve asıl önemlisi hukukun oluştuğu bir toplum tahayyül ettiği için ya da Batı Türkiye insanının zihninde böyle canlandığı için de Avrupa Birliği'ne destek evet. Çoğalıyor.
Dolayısıyla şu anda Eylül itibariyle bizim gördüğümüz hem Avrupa Birliği'ne destek yükseliyor hem de NATO'ya destek de yüksek. Yani çıkalım diye. Enteresan çünkü yani AK Parti MHP ittifakının tepedeki söylemi eleştirel yaklaşımıyla onların kitlesini kabaca bir oransal olarak baksak bunlar üst üste çakışmıyor yani batıya bakış. Birebir çakışmıyor. Birebir çakışmıyor. İçlerinde önemli bir kesim. Çünkü iktidarın uygulamalarından ya da yaşanamakta olan bu ekonomik krizden, sarsıntıdan dolayı ekonomik derdi olan insanlar hala batıyı kurumları, kuralları, hukukuyla daha oturmuş bir düzen diye bakıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Hani hayal ettiğiniz ülke diye sorduğunuz zaman işte Arabistan gibi, İran gibi, Doğu ülkeleri gibi yerler söyleyenler %1-2'dir. Hiçbir zaman %10 bile değil. Bir %25'lik, 30'a yakınlıkta bir küme var ki biz bize benzeriz. Ne başka ülkeye benzemek cevabı veriyor ama Türkiye insanının hala 2/3 için özlenen hayat, arzulanan hayat refahıyla, hukukuyla, kurum ve kurallarıyla, oturmuş düzeniyle batıdır. Peki şimdi demin de kısmen konuştuğumuz konuya doğru yaklaşalım. Bir önce 24 Haziran seçimleri uzun uzun konuştuğumuz, yazıp çizdiğimiz konu. 24 Haziran sonrası toplum nasıl değişti? Şimdi şöyle her seçim döneminden sonra hemen ertesinde biz toplumsal psikolojiye dair bir araştırma yapıyoruz. Yani seçim bitti şimdi ne beklenti diye. Türkiye insanı şöyle ayıralım. Evet iki tarafta da yani AK Parti yandaşı ve karşıtı diye bir kutuplaşma var ya da şimdi Tayyip Erdoğan yandaşı ve karşıtlığına dönüşmüş durumda ama bir kor iki tarafta da kesimler var. %10-20 aralığında değişen. O kor hani en artık ne diyelim yer kürenin o ateşli parçası olan iki kutbun kümeleri dışındakiler ve gri alanda duran insanlar daha makul bir yerden bakıyor ve gündelik ihtiyaç ve taleplerinden bakıyor hayata. Yani ekonomik durumdan. Hanenin dirliği, düzenliği diye bir kodlama var Türkiye insanının. Hani benim anamın tabiriyle dumanın doğru tütmesi diyorum. Dolayısıyla insanlar eğer hanenin dirliği, düzenliğini doğrudan değen işsizlik gibi, gelir dağılımındaki bozulmalar ya da yoksulluk gibi ya da gıda fiyatları, enflasyon gibi veya gündelik hayatta şiddet, bombalar, terör, güvenlik kaygısı, arayışları, endişeleri ya da yükseldiği gibi zamanlar hariç daha makul bir yerden bakıyor. Ve Türkiye insanı her seçimin ardından seçtik, artık bu yeni seçilenlerle bu dertler hallolur diye bir olumlu beklentiye dönüyor ruh hali. Ama bütün 2010'dan beri bütün seçimlerin hemen 2 ay sonra, 3 ay sonra hatta giderek Türkiye insanı ulan bu siyasetçiler de bu işi halledemeyecek. Yine moduna geri dönüyor. Her seçimden önce soruyoruz bu seçilenler ya da bu seçim neyi çözsün? En çok söylenenler demokratikleşme, kutuplaşma, toplumsal barış, huzur, adalet talebi gibi gayet makul. Son derece rasyonel, Türkiye insanının çok gerçekçi talepleri. Ama seçimlerden 2 ay, 3 ay sonra bu konularda en azından hiçbir ilerleme olmadığını gördükçe de siyasetten giderek kopuyor ve yeniden böyle bir duygu hale düşüyor. Duygu haline paralel olarak siyasi tercihler düşüyor. İşte kararsızım diyenler, bu siyasi partilerle bu sorunlar çözülemeyecek diyenler. Yani dolayısıyla Türkiye insanının o seçimlerde kabaran umudu seçimlerin hemen ertesinde yeniden neredeyse en az %50'ler mertebesinde diyebileceğimiz biçimde bu siyasi aktörler de bu işleri çözemeyecek diye bir umutsuzluğa dönüyor. Siyaset konusunda biraz daha mercek tutalım. 24 Haziran sonrasında iktidar nasıl değişti, muhalefet nasıl değişti? Ya şimdi tabii birkaç katmanlı mesele, farklı şeyler konuşuyoruz. Bir kere muhalefet o geceden itibaren zaten bir süreci doğru yönetemedi. Dolayısıyla yani muhalefet derken CHP ve HDP diye bakalım. Ve İYİ Parti. Şimdi tek tek analiz ettiğimiz zaman bir CHP normalde %25-27 bantına çıkmışken yani Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle beraber 24 Haziran'da gördük ki yeniden Deniz Baykal dönemine doğru bir dönüş var. 22'lere doğru düştü. Ama başka bir şey oldu bu arada. Muharrem İnce gibi bir aday profili sayesinde stratejik oy diyebileceğimiz diğer muhalif partilere oy verenlerden de aldıkları oylarla Muharrem İnce de %30'lara geldi. Ama özü itibariyle CHP'ye olan umutta bir azalma var veya bağlılıkta azalma var. CHP'de Muharrem İnce'de bu süreci doğru yönetmiş görünmüyor. Hala da öyle görünmüyor. Dolayısıyla CHP henüz 24 Haziran'daki seviyesini bile korumakta en azından bugün itibariyle
ya da bu pazar günü, iki gün önce seçim yapmış olsaydık, bizim bulgularımıza göre 24 Haziran'ın bile gerisinde demek mümkün. İyi, belki hala kendi içindeki meseleyi çözebilmiş değil, hala Muharrem İnce ile parti arasındaki mesele çözülmediği gibi parti içindeki tartışmalar da oy birliği ya da fikir birliği, akıl birliği, ruh birliği içinde de bir yere getirilmiş değil. Onun için yerel seçimlere dair süreçte henüz başlamışlar görünmüyorlar. Kim aday yapacaklar ve hangi vaatle olacak vesaire vesaire. İyi Parti'nin durumu tabii daha karışık. İyi Parti kendisi açısından başlangıçtaki vaat ettiği parti kurumsallaşmasını başaramadı. Yani merkez sağ kodlaması, ki bence o kodlama da yanlış ama kamuoyunun ona adlandırdığı biçimiyle merkez sağ konumlanmıştı. Ama kurucu kadrolar ve aşağıya doğru örgütlenme hiç merkez sağ değil. En konu MHP'nin içinden çıkan milliyetçiler, ülkücüler denebilecek bir ağırlık vardı. Yukarıda vitrinde bazı insanlar olsa bile merkez sağda. Dolayısıyla İyi Parti bir kimlik bunalımı yaşıyor. Merkez sağa doğru güçlenmeye çabalıyor ama bir yandan da bütün bedeni o beynine, bilincine ayak uyduramıyor gibi görünüyor. Yani beden derken örgüt. Onun için daha iyiye doğru gitme konusu, gideceği konusunda en azından benim çok hani onlar adına umutlu olmak henüz mümkün değil. Seçmen de bunu henüz böyle görüyor ama o kimlik bunalımını aşıp aşamayacaklarını, yerel seçimlerde ne yapacaklarını göreceğiz. HDP'nin meselesi biraz daha farklı diğerlerinden. HDP iktidarın, devletin Kürt meselesinde son 2,5-3 yıldır ürettiği yeni politika çerçevesinde bir, o yeni politikaya cevap üretemiyor, kendi içindeki meselesini çözemiyor, çoğulculaşmayı, demokratikleşmeyi başaramadığı gibi bir de hani o tutuklamalar, şunlar bunlar gibi somut kısıtlarından dolayı da bir aciz içinde ya da sıkıntı içinde görünüyor. Ama bir yandan da seçmeni indinde bakarsanız Kürt seçmen hala Kürt kimliğinden hareket edecek gibi görünüyor hala, en azından bizim araştırmalarımızda. Onun için ne HDP Türkelileşemiyor ama iktidarın varsaydığı gibi de öyle yok olmaya doğru da gidemiyor. Durduğu yerde hani birazcık da böyle katılıp kalmış, bütün bu olaylara karşı katılıp kalmış, şok olmuş bir insan bedeni gibi kıpırdamadan duruyor. İktidar tarafına çok kısa bakalım isterseniz. Zamanımız azaldığı için bir 17 tabii, yılın yıpranma payı var ama AKP'de nasıl görünüyor, Erdoğan'da nasıl görünüyor, nasıl bir... Bir kere hala Tayyip Bey'in gücü AK Parti'den daha yüksek kendi seçmen kütlesi içinde. İki, uzun süredir yani 2014'ten beri adım adım giderek AK Partili seçmen giderek Tayyip Erdoğan'cı seçmen haline dönüşüyor. Zaten Tayyip Bey de bunu arzuluyor diye ben izlediği politikaları yorumluyorum. Yavaş yavaş o süreç tamamlanıyor gibi görünüyor. Artık AK Parti, Kemal Can dostumuzun tespitini tekrarlamakta yarar var. Ben de katılıyorum ona. AK Parti Tayyip Erdoğan'ın seçim süreçlerini yönettiği bir organizasyon haline döndü haliyle. Ama Tayyip Bey de bir yandan parti o 2002'lerdeki sokaktaki gündelik hayatın derdini, ihtiyacını, talebini yukarıya doğru taşıyan bir örgüt haline getirmeye çalışıyormuş gibi bazı şeyler görünüyor ama parti artık o halden değişti. Çünkü partiyi var eden o ilk hareketin kadrolarındaki ruh, heyecan, partinin hem iktidarın gücünü kullanma biçimleri, hem ekonomik çıkar, hem siyasi çıkar gibi aradaki bölünmüşlükler, FETÖ meselesi gibi daha sert yaşanan gerilimler nedeniyle de kendi çıkış noktasındaki hareketten beslenen kadrolar kalmadı. Şu anda benim AK Parti vitrini diye ya da başkanlık danışmanları diye gördüğüm kadrolar sonradan Tayyip Erdoğan'a eklemlenen kadrolardır. Dolayısıyla kitlesiyle ya da parti örgütüyle ve hareketle arasında bir kopukluk var ama seçmen kitlesi üzerindeki etkisi hala sürüyor. Ama yine de 24 Haziran'ın da gerisinde olduğunu söylemek lazım. Çünkü o da yaşanmakta olan bu ekonomik sarsıntının etkisinin olması doğal. Peki Bekir Bey, son sorum. Bugün seçim olsa ne olur? Valla şöyle söyleyeyim. Kutup bir, yani isterseniz Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ve yerel seçim düzeyinde alın. Hanenin birliği düzenliği kodlamasından yola çıkarak tekrarlayarak söyleyeyim. Hem bu döviz kurundaki oynamalar, hem bunun ekonomik krize dönüşmüş olması ve giderek finans krizine dönüşüyor olması ve önümüzdeki birkaç ayda işsizlik gibi başka boyutlara, reel sektöre yansıması beklenen sonuçları itibariyle seçmenin, hele AK Parti seçmeninin bundan etkilenmemesi düşünülemez. Çok ciddi biçimde etkileniyorlar ve de AK Parti'de bir oy kaybı olabilir ciddi biçimde.
Ama yaşanan kutuplaşmadan dolayı bir, iki, bu krizi bile yeniden bu kutuplaşma dili ve politikaları üzerinden göğüslüyor gibi görünüyor hala Tayyip Bey. Eğer bu dil ve şey kutuplaşma ruhu yine de baskın gelirse, ki şu anda öyle görünüyor, o zaman da seçmen CHP'ye doğru ya da HDP'ye doğru ya da İYİ Parti'ye doğru kayamıyor. Kaldı ki biraz önce sözünü ettiğimiz o analizden dolayı bu üç parti de onları çekecek bir vaat, söz, yüz üretemiyor. O zaman ne oluyor? Seçmenler AK Parti'den çözülebilir ama hem diğerlerinin beceriksizliği hem üretilen kutuplaşma duygusundan dolayı iktidarın yakınında kalmaya devam edebilir. Bu tespitin iki sonucu olur. Bir, olasılık olarak söylüyorum. Bir, seçime katılma düşebilir. Hem iktidar kanadında hem muhalif kanatta sayılar değişmez ama seçime katılmalar 85-85-87'lerden 75'lere doğru düşebilir, bir ihtimal. İkinci ihtimal, seçime katılma çok radikal değişmese bile AK Parti'den giden seçmen karşı tarafa geçemediği için, karşı tarafta onları çekecek mahareti gösteremediği için MHP'ye doğru kayabilir. Dolayısıyla MHP'nin biraz daha güçleneceği bir 1 Nisan sabahına uyanma ihtimalimiz de vardır. İlginç. Peki çok teşekkürler Bekir Bey. Siftah'ı yaptık sizle birlikte. İlk video söyleşimizdi bu. Yakında başka konuklarla, başka konularla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. İyi ve yararlı bir dükkan açılışı yaptığımızı umarım. Harika. Biz de umuyoruz.